senedir ben Sofart'ta bulunuyorum. Sofart'ın hem PR ekibindeyim hem de temsilci ekibindeyim. İki ekibin de aslında editörlüğünü yapıyorum. Sofart'tan bahsetmek gerekirse, Sofart'ı da anlatmak gerekirse, Sofart Eskişehir'de mimarlık öğrencileri tarafından kuruldu. Aslında çok kolektif bir topluluğuz. Öğrenciler tarafından kuruldu, işte Kültür ve Sanat Dergisi olarak, ama daha sonra bu hep böyle mimari içerikleri de içinde barındırıyordu. Daha sonra biz bunu tabii daha doğru kitlelere ulaşmak için iki koldan götürüyoruz. Yani dergi bölümünde aslında kültür ve sanat işlerimiz, etkinliklerimiz, hatta dergimiz var, e-dergimiz. Eğer okumak isterseniz derginin Instagram hesabında bio'ya ekliyoruz şu anda. Web sitemizde hatta yakında hazırlanacak. O şekilde atölyede de mimari içeriklerimiz var, mimari etkinliklerimiz var. Biz aslında olabildiğince kendimiz gibi mimarlık öğrencilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Ve aslında faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz onlar için de. Bu aslında Sofar Talk serisi de bunlardan birisi. Hatta Yağmur, istersen Sofar Talk serisinden sen bahsedebilirsin. Çünkü bu temsilci öğrencilerin oluşturduğu bir seri. Yağmur da bizim temsilcilerimizden birisi. Evet, isterseniz biraz temsilci ekibinden bahsedeyim. Daha sonra Sofart Talks'tan bahsedeyim. Havan da bahsettiği gibi Sofart öncelikle bir dergi başlığı altında çıktı. Daha sonra mimari atölyelerle de birleşti. Bu atölyeler arasında ekiplerimizden birisi de Sofart temsilci ekibi. Havan da bahsettiği gibi ben de temsilci ekibindeyim 6 aydır. Bu Sofart temsilci ekibinin düzenlediği Sofart Talks serisindeyiz şu anda. İkinci paylaşımımızdayız, ikinci söyleşimizdeyiz. Sofart Talks biraz daha mimari içeriklerde, farklı alanlarda bu konularda başarılı olmuş insanların bize bilgi aktarımını yapması için düzenlediğimiz bir etkinlik aslında. Hep birlikte mimarlık öğrencileri olarak biraz daha deneyimli insanlardan bilgilenmek amacımız. Dikdörtgen Mimarlık'tan Yiğiter Geçen var bugün konuğumuz. İkinci söyleşimizde. Bize bugün kendisi de bu konuda fazlasıyla deneyimli biri olarak şantiyeden ve piyasadan biraz bahsedecek. Kendi deneyimlerini aktaracak, bilgilenmemizi sağlayacak. Bu şekilde Sofart Talks'a devam edebiliriz. İsterseniz Yiğit Bey, size bırakabilirim sözü. Tamam. Biraz Yağmur'u düzelteyim burada ama yani bugünkü konuşmam daha çok şey üzerine olacak diyeyim. Ben yurt dışında okudum. Ben de Eskişehirliyim bu arada. Herkes Eskişehirli mi burada bilmiyorum ama Eskişehirli sayılıyorum. Daha doğrusu baba tarafından Eskişehirli sayılıyorum. Dolayısıyla Eskişehir'de kurulduğunu bilmiyordum mesela ben Sofart'ın. Ne denir? Yurt dışında mimarlık okumuş birisi olarak, yurt dışında okumuş ve yurt dışında çalışmış birisi olup Türkiye'ye gelip hani şantiye deneyimleri ve inşa etmek, bir şeyi inşa etmenin Türkiye'de hani biraz daha farklı olduğunu hissedip bunu nasıl işte şey yapıyorum, idare ediyorum diyeyim yani açıkçası bu öyle bir şey olacak. Hani buradan şey çıkartmaya çalışacağım biraz siz hepiniz öğrenci olduğunuz için hani öğrenciliğim, ben kendi öğrenciliğimle sizin öğrenciliğiniz ne kadar birbirine benziyor bilmiyorum yurt dışında okuduğum için ama hani en azından şeyi anlamanız açısından yani çoğu zaman okulda bir uygulama şeyi aşamaları nasıl oluyor? Hani tasarım yaparken uygulamayı ne kadar düşünüyorsunuz, ne kadar düşünmüyorsunuz? Bu işlerin şeyi uygulama kısmı ne kadar işin içinde oluyor? Onu çok şey mesela bizim okulumuzda çok değildi. Daha çok işin mantığını öğretirlerdi ama hani dünyanın her yerinde mimarlık yapabileceksiniz havasında olurdu. Sonra Türkiye'ye geliyorsunuz, bakıyorsunuz Türkiye dünya değilmiş gibi bir durum oluşuyor. Dolayısıyla hani bu şeyin üzerine gideceğim. Hatta bir tane sunum da hazırladım. Onu da bir şey yapayım. Nasıl yapıyorum? Buradan bir screen sharing yapmam lazım galiba. Evet. Share screen Evet. diyeyim. Broadcast bir şey. Allah Allah. Nasıl olacak bu iş? Benim sesim geliyor mu şu anda? Geliyor. Evet, geliyor. Şey diyeyim, iPad değil de o yüzden Eğer farklı sorun olacak. yaşıyorsanız isterseniz bize de iletebilirsiniz, biz de paylaşabiliriz. Şey yapalım. Bir saniye. Benim screen'imi görüyorsunuz herhalde şu anda. Evet, geldi. Buraya geçtiğimde geliyor mu? Geldi Şu şu anda. anda. Heh, tamam.
sunumu görebiliyorsunuz yani. Turuncu turuncu sunumunu görüyorsunuz. Evet, görünüyor. Okey, tamam. Tamam. Yani şey, bugün anlatmak istediğimiz biraz onlar yani. Yani yurt dışından çalışmış, gelmiş birisi olarak şeyi Türkiye'de inşa etmeyi nasıl deneyimledim. Bir de yani tecrübesiz bir mimar olarak tabii hepimiz okuldan çıktığımızda çok tecrübeli olmuyoruz. Hani kendi şirketimi kurup henüz de genç sayılırım, size göre o kadar genç olmasak da genç bir mimar olarak bu işleri nasıl idare ettim onu şey yapayım, anlatayım ve deneyimlerimi size paylaşayım dedim. Ben kimim? Robert Kolej'den mezun oldum Türkiye'de 2010 yılında, yani yaşımı oradan tahmin edebilirsiniz. Ondan sonra Amerika'da Rice Üniversitesi'nde şey sanat tarihi ve sanat tarihi ve mimarlık bitirdim. Rice'da şey düzen şöyle bir eğitim düzeni var. 4 yıl Amerika'da genellikle şey lisans mimarlık okuyorsanız 5 yıl okuyorsunuz. Lisanslı bir mimar olmanız gerektiği zaman. Rice'da bunu şöyle yapıyorlardı. 4 sene okuyup bir diploma alıyorsun. Ondan sonra bir sene çalışıyorsun ve tekrar okula gelip 5. sene bitirdiğinde başka bir diploma alıyorsun şeklinde oluyordu. O bir sene çalışmak da çok hani okulun ayarladığı bir şey oluyordu, düzen oluyordu. Ben okuldayken hani fena değil, başarılı bir öğrenciydim. Şansıma bir de şeyde ne denir? Daha sonra inşa etmeye de bağlayacağım bu konudaki ilgimi. Yani başarılı bir öğrenci ve yani gerçekten yapılabilir binalar yapmak istediğim için şey olarak insan olarak beni şey Renzo Piano'ya göndermeyi şey uygun buldu okul. Orada da 1,5 sene çeşitli projelerde çalıştım Paris'te ofisinde. Burada fotoğraflar olan projeler işte bu Miami'de bir tane yani apartman yaptık basitçe. Ondan sonra şu maketi mesela ortadaki maketin makette benim çok emeğim vardır yani o maketin o hale gelmesinde bir sürü emeğim vardır. Ayrıca hani Amerikalı mimarlar olduğumuz için bizi genelde ofiste Amerika projelerine koyarlardı. Şeyde New York'ta Columbia Üniversitesi'nin kampüsünün projelerinde de çeşitli şeyler yaptım. Hatta orada çok heyecanlı bir projeydi. Şey Obama'nın başkanlık müzesinin işte ona bir öneri yaptık falan filan. Hani öyle bir deneyimim oldu yurt dışında. Ondan sonra şey yaklaşık yani 2 seneye yakın yurt dışında böyle bir deneyim oldu. Sonra okula döndüm Amerika'ya. 1 sene çalıştım ve Amerika'da çok kalmak istemedim açıkçası. Yani Avrupa'daki mimarlık beni daha çok heyecanlandırıyordu. Avrupa'da ve aslında Türkiye'deki mimarlık da, Türkiye'deki mimarlık heyecanlandırıyor diyemem de şey, neden Türkiye'de yapılabilecekler daha çok heyecanlandırıyordu. Şey, bu sırada da şu anda biraz işin sıcağına da bir muhabbet olması açısından İstanbul Modern'in proje aşaması çalışıyordu. Başlıyordu. Ben de o sırada şeyden okuldan mezun olduğum ve daha önce çalıştığım için hani bu işe beni uygun gördüler açıkçası. Yani İstanbul Modern projesinde seni işe alalım. Türk birine ihtiyacımız var zaten diye. Renzo Piano'da İstanbul Modern projesi için işe girdim. Ama girdim ve kaldı. Vize işimi bir türlü çözemediler. Bir Türk vatandaşı olmanın maalesef yan etkileri olarak. Yaklaşık bir 6 ay kadar bekledikten sonra vizemin olmayacağını öğrenip başımı öne eğip Türkiye'de çalışma şeylerine yöneldim. Yani Türkiye'de işlere gideyim dedim. O sırada da şeyde çalışmaya başlamıştım. Durmuş Dilekçi'de çalışmaya başlamıştım. Onunla işte biraz hani iyi eğitimli ve şey iyi birisi olduğunu görünce beni bir projenin başına hani sen bunu al başından sonuna kadar götür işte diye Çeşme'de bir projeye, o zamanlar Çeşme'de çok proje yapıyordum. Çeşme'de Marinera diye Nuhoğlu İnşaat'ın yaptığı bir projeyi benim sorumluluğuma verdi. İşte onun hani ruhsat aşaması, daha konsept tasarımından, ruhsat aşamasından, uygulama projelerinden uygulama projelerine kadar geldim yani. Onu yürüttüm.
ofiste. Daha okuldan mezun olup hani bunu yapmak biraz şeydi tabii yani. Türkiye'de ilk işte hani deneyim, bir iş, bir şey inşa etme deneyimi olarak önemli bir deneyimdi. Yani genel olarak hani şeyim o uygulama projesinden sonra ben dedim ki, o sıralarda da çevremden hani işler de gelmeye başlıyordu bana ufak tefek. Dedim ya ben hani maaşlı çalışmayacağım, biraz kendim şey yapmaya, biraz da kendime güven gelmişti. Kendim bir şeyler yapmayı deneyeyim dediğimden itibaren, yani yaklaşık bu ne oluyor, 2017 yılı civarından itibaren işte Dikdörtgen Mimarlık diye bir mimarlık ofisi kurdum. Şu anda hani daha çok küçük çaplı evlerdir, şeyler, konutlardır, işte villa projeleridir falan filan, onlarla şey yapıyorum. Tabii bu hani çok büyük projelerden o ölçüye geçmek de ilginç bir deneyim oldu. Ondan sonra hani ben şeyim o, ne denir, geldiğim background biraz bu, böyle açıklayabilirim. Şeyde ne denir, inşa etmek hani hep ilgimi çekmiş bir şey aslında, onu da söyleyeyim baştan. Yani mimar olacağım zaman, ki ben mimar olmaya 9. sınıfta karar verdim. 9. sınıfta 9. sınıfın yazında Han Tümer Tekin'in yanında staj yaptım. Hatta 9. ve 10. sınıfta yaptım. O büyük ihtimalle Amerika'da okula girmemde de çok büyük etkisi olmuştur. Yani 9. sınıfta Han Tümer Tekin ofisine girip orada işte o zamanlar SketchUp biliyordum. SketchUp'la bir şeyler yapıyordum. Ve hani kendimi orada çok mutlu hissediyordum. Han da böyle inşa eden bir mimar olduğu için, yani o da önem vermiştir o konulara hep. Şey hani hep böyle bir mimar olacaksam akademisyen mimarlığın ötesinde inşa eden, detaylara önem veren, işte düzgün yapılar yapan bir mimar olmak istiyorum diye şey yola çıktım. Hep başından beri o şeyim de aklımda vardı. Aynı zamanda hani şey, şimdi bu sonraki slayda gelirsek, o sonra okula gidiyorsun tabii öyle bir şeyle, idealle. Okulda da yani en azından benim eğitimimde epey işte teoriktir, şeydir, yani işte hani okulda her şeyi yapabilirsin değil mi? Öyle bir durum vardı bizde en azından, yani hani bina ayakta duracak mı onu sonra düşünürüz işte, ya da bunun bütçesi buna yeter mi, o da çok önemli değil. Hani sen yeter ki kendi yaratıcılığını dışarı vur şeklinde bir yaklaşımla ilk 2 yıl böyle okuduk. Ondan sonra yavaş yavaş biraz ayaklarımız yere basmaya başladı. Ama tabii okuldan sonra işte hemen Renzo'ya geçtiğim zaman şeyin farkına vardım. Ya durun bir dakika, mimarlıkta gerçekten hani şey, ya okulda da o hani inşa etme şeyim biraz ne denir, geriye doğru gitmişti açıkçası. Hani ya evet, ilginç şeyler yapabiliriz falan diye. Renzo'ya gittiğim zaman orada tabii bu inşa etme ve düzgün inşa etme işi çok şey, ne denir, önde bir mesele. Yani en ufak detayına kadar her şeyin maketi yapılır. O maketler ne denir, çok ince detayları çözülür. Sanki yani bir projenin şeyi, uygulama projesi dediğin şey böyle sanki bir gerçekten rafinerinin işte şeyleridir, ne denir. Yani o kadar ince detaylı, sanki bir mekanik projeymiş gibi şey yapılır, incelenirdi. Orada hani bu işlerin biraz daha şeyini, realitesiyle şey yapmaya başladım, ki zaten anladığım kadar okulun da vermek istediği şeylerden biri oydu yani insanlara. Hani benimle birlikte Renzo değil de dünyanın her tarafına 25 kişiydik biz dönemde. 25 kişi, herkes bir yerde çalışmaya başladı ve hepsinde çoğu zaman böyle bir şeyleri oldu. Yani hani ya biz işte konseptsel şeyler yapıyoruz, işte onları düşünüyoruz, bunları düşünüyoruz, ama gerçek hayattaki tasarım hani o kadar da, yani Renzo seviyesinde olsa bile o kadar da konseptüel değil. Daha yere basan şekilde oluyor. Burada bir şeye uyanmaya başladım. Yani ben burada tasarım mekanı diyorum mesela slide'da. Tasarım mekanı ile uygulama mekanı arasında hani bir şeyler olmaya, aralarında bir kopukluklar olmaya başlıyor. Her şeyi yapamıyorsun mimarlıkta gibi bir şey olmaya başlıyordu. Yani bunun dışında tabii şey, ne denir, uygulama hani şeyinde
uygulama aşamasında, daha doğrusu tasarım aşamasında ben hep şey derim yani, işte hani render versus reality meselesi vardır ya. Gerçek, hani render'ını yaparsın ama gerçekte onu inşa edebilecek misin falan. Hani render'ı böyle çok düzgündür, kullanacağın malzemeler böyle en iyi malzemeyi koyarsın, güzel gözüksün falan diye. Ama gerçekte yapabileceğin şey yandakidir yani. Hani o kadar şeyin yoktur, nedeni bütçen yoktur. Hani mimarlık her zaman şey durumu vardır yani. Sınırlı bütçem vardır. Sınırsız bütçe hani hiç ne kadar en lüks projelerde bile belli bir yerde sana bir sınır koyarlar yani. Ben bunu işte hani Renzo'da gördüm. Renzo'ya gelen projelerin çoğunun şeyi ne denir? Bütçeleri inanılmaz yüksekti ama her zaman daha fazlasını yapabilirdin yani. İşte çalıştığım Miami projesinde atıyorum. Dış mekandaki şey camları böyle sürekli pazarlık konuları oluyordu mesela. Müteahhitle orayı yapan insanla bizim ofis arasında işte şeyler, korkuluklar, paslanmaz çelik mi olacak, şey mi, galvaniz mi olacak falan. Yani böyle Renzo galvanizi kesinlikle kabul etmiyor ama o zaman müteahhit diyor ki o zaman camlar ultra clear cam olmayacak, başka bir şey olacak. Hani böyle sürekli o şey, sınırlı bütçe yani, ne kadar hani lüks bir proje olsa, ne kadar fazla para harcayacak olurlarsa olsun, hep bir şey vardır yani, bütçe sınırlaması. O malzemenin oraya uyup uymayacağı, o da ayrı bir konudur falan. Böyle hani tasarım dünyasında yarattığın şeyle, vizyon başlıyor. Çünkü hani çoğu zaman tasarıma başlarken ya bu iş bu kadara mal olacak, ben o yüzden bunu yapayım diye başlamıyorsun. Ya da müşterin sana söylemiyor onu mesela. Diyor ki sen aklında ne varsa onu yap diyor. Ondan sonra aklındakini yapıyorsun, bakıyorsun 10 milyon dolara mal olmuş bir villa hani yani. O da adamın 1 milyon doları var. O durumda ne yapabilirsin? İşte onu hani bu Türkiye'deki hayatımı, bir de Türkiye'de de bu maalesef bütçe sıkıntıları yurt dışı kadar yurt dışından daha sıkı açıkçası. Yani hani sen bir villa tasarlıyorsan beklenen harcama miktarları genelde epey düşük oluyor şeye göre, dünyaya göre yani. Hani Renzo'da harcanan paraları tıpkı Türkiye'de kesinlikle harcayamıyorsun yani. Bunun aslında örneği de var yani, bilmiyorum şu anda sıcak konu biraz ama hani Renzo'nun, bilmiyorum yurt dışında hiç şeylerine gittiniz mi, müzelerine falan gittiniz mi? Ama hani New York'taki mesela, bizim İstanbul Modern New York'taki Whitney'ye biraz benziyor işte, dış kabuk yapısı bilmem ne olarak falan. Ama hani Whitney'deki detaylar İstanbul'da daha henüz gitmemiş. Ben gitmedim mesela ama biraz fotoğraflarına baktım. Hani şey olmuş, böyle Whitney'yi ucuza getirmişler gibi bazı konulardaki detaylar işte. Yani o kadar uğraşı verilmemiş. İşte doğrama detaylarına, bilmem nelere falan filan. Hani o şey gibi oluyor biraz. Türkiye'de Renzo Piano binası yapma realitesi gibi oluyor. Yani bir doğramaya ya da bir ışığa Türkiye'de 50 bin euro vermeyecekler yani. Onu şey yapabiliyorsun, kabul edebiliyorsun yani, ne kadar İstanbul Modern olsa bile o bütçe işte New York'taki Whitney Museum gibi yani bir müzenin yapılmasına 700 milyon dolar harcamayacakları şey, böyle bir realite var açıkçası Türkiye'de. Dolayısıyla benim bu hani tasarım ve şey arasındaki, uygulama arasındaki realitelerde hep şeydi aklımda, aklımın bir kenarında vardı. Özellikle okulun son dönemlerine doğru da çalıştığımız hocalardan bir tanesi, bilmiyorum şeyden, Meksika mimarlığında hiç duydunuz mu ya da projelerini incelediniz mi? Tatiana Bilbao diye bir kadındı. Meksika'da çok ilginç bir yer. Meksika... Yani bayağı havaalanından iniyorsunuz, karşınızda dönerciler karşılıyor sizi. Tam Türkiye'ye benzeyen bir yer yani. kültür olarak da Türkiye'ye benziyor. Şey olarak da benziyor, ne denir? Hani inşaat teknikleridir, onlardır, bunlardır. Onlar tabii, oradaki hocayla böyle bir connection'ımız oldu bizim, Tatiana'yla. Ya ben dedim ki hani ki ben de işte Renzo'da çalışmışım, high-tech mimarlık şeylerim var falan filan. O bana hep şey diyordu. Ya Yiğit hani şeyi unutma, Meksika'da ya da Türkiye'de bir Renzo binasını yapmaya çalışırsan o binada bir şeyleri
yanlış yapacaklar. Yani hani o şey seviyesi yok. Henüz o inşa etme kalitemiz yok bizde diyordu. Dolayısıyla sen lokal halkın ya da lokal insanların yapmayı bildiği şeyler üzerinden ne denir? Bina teknikleri ve uygulama biçimleri üzerinden yaratıcı bir şeyler yapmaya çalış. Hani onları da zorlama demiyorum diyordu yani. Hani burada herkes böyle yapıyor. O yüzden böyle yapmak zorundayız. Ama hani onların rahat hissettikleri ve düzgün yapabildikleri işin dışına çok fazla çıktığın zaman yani problemler yaşamaya başlıyorsun. Bina senin hayalindeki gibi olmuyor yani. Render'ındaki gibi şey gerçeğe şey yapmıyor, yansımıyor. Bu hep benim kulağımda bir küpe olmuştur yani Türkiye'de iş yaparken. Hani çok zorlama ama hani biraz da zorla yani. Biraz zorlamazsan iyi mimarlık yapmazsın yani. Türkiye'nin %90'ı hiç zorlamıyor zaten. Dolayısıyla hani bu şey tasarım mekanı ve şey hani uygulama mekanı arasında böyle bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Ben şu an hala da kurmaya çalışıyorum bunu bu arada. Yani bir mimarlık öğrencisi olarak da aklınızda bulunsun diye şey yapıyorum şu anda. Yani hani binalarınız şu anki projelerinizde çoğunuz mimarlık öğrencisiniz. Şu anki projelerinizde hani gerçekten çok ayakları yere basan bir şey yapmaya çalışmayın bence. Onun da bir şeyi var. Ne denir? Yeri var yani. Hani ama hani mimarlığa başladığınızda da şeyle çok sürpriz yaşamayın yani. Aa bak bu olmuyormuş. Hani onun da açıkçası ben hani şeyimde şu anki profesyonel hayatımda bu şey tasarım ve gerçekleşme arasındaki şeyi ne denir? Balansı şey yani bayağı zevk verici bir şey olarak buluyorum yani. Hani bunu nasıl ayarlarız işte hani bunu nasıl şey yaparız o konulara da geleceğim ileride.